Suriye'den gelmiş yardım teyaresi az önce Heydar Aliyev Beynəlxalq Havalimanı'na indi. Teyarede tibbi ləvazimat, eyni zamanda koruyucu preparatlar, derman preparatları ve COVID-19'la mübarizə için lazım olan diğer vasiteler var. Hazırda yanımızda Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, həmçinin Türkiye'nin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral, eyni zamanda Azalın Vice-Prezidenti Dar Hacıyev var. Öncelikle Prezidentin köməkçisinin fikirlerini öğrenmek istedim. Tarixi bir anı yaşayırıq. Fikirlerinizi bölüşerdiniz. Çok sağ olun. Azerbaycanla Türkiye arasında bütün sahelerde olduğu gibi COVID'e karşı münasibetle de kardeşlik münasibetleri vardır, hemreylik vardır. İki ülkenin devlet başçıları seviyesinde, iki ülkenin liderleri daima bu meselede, diğer meselelerde olduğu gibi fikir mübadelesi ve müzakereler yaparırlar. Ve Türkiye Prezidentinin bilavasitə tapşırığı ile Türkiye'den Azerbaycan'a humanitar yardım çatdırılmıştır. Bu yardıma göre dərin teşekkürümüzü bildiririk. Hemçinin de Türkiye Respublikası'nın Prezidenti hörmətli Recep Tayyip Erdoğan tarafından devletimizin başçısına mektup da ünvanlanmıştır ki, bu mektubu da ben çok memnuniyetle Türkiye Respublikası'nın Azerbaycan'daki seferi dostumuz Erkan Bey'den kabul ettim. Ali ünvan seviyesine çatdırılacaktır. Ve Azerbaycan-Türkiye bütün meselelerde qeyd etdiyimiz kimi olduğu kimi COVID'e karşı mübarizede de birliktedirler. Biz hemçinin regional seviyede, milli seviyede olduğu kimi beynəlxalq seviyede de birgə işimizi aparırıq. Üzv olduğumuz Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının zirve toplantısı keçirildi. Ve bu zirve toplantısı da deyə bilərik ki, beynəlxalq müstəvidə ilk beynəlxalq təşkilat idi. Online rejimdə COVID'e karşı mübarizədə öz toplantısını keçirdi. Ve orada dövlət başçıları tərəfindən qoyulmuş tapşırığa uyğun olarak yalnız Türkiye ve Azerbaycan değil, diğer Türk Dilli Dövlətlər ve Türk Dilli Dövlətlər Şurasında müşahidəçi olan dost ve tərəfdaş ölkələrimizin səhiyyə nazirleri, nəqliyyat nazirleri, ticaret iqtisadiyyat nazirleri bir araya gelerek COVID'e karşı mübarizə rejimində de birgə səylərlə çalışmamızı müzakirə etdilər. Həmçinin de BMT ve diğer təsisatlarda da biz birlikte fəaliyyət göstəririk ve Türkiye tarafından bugün Azerbaycan'a gösterilen yardım da bu Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin simbolize eden növbəti bariz bir məqamlardan biridir. Türkiye Respublikası COVID başlayandan beri Azerbaycan Respublikası ile birlikte biz beynəlxalq əməkdaşlığı, həmrəyliyi təşviq etmişik ve eyni zamanda da Türkiye Respublikası tarafından 120'den artık devlete yardım gösterilmişti. Azerbaycan tarafından da 30'dan artık devlete yardım gösterilmiş. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına maliyyə iyanəsi verilmiştir. Bu da Azerbaycan ve Türkiye'nin belə bir çətin vəziyyətdə də humanitar missiyaları dəstəkləməsinin növbəti açıq ve bariz göstəricisindən biridir. Teşekkürler. Cənab Səfir, sizin de fikirləriniz. Türkiye ile Azerbaycan iki devlet, bir millet. Biz kardeşliğimizin gereği olarak bugün Azerbaycan'a elimizdeki imkanların bir kısmını paylaşıyoruz ve bunların Azerbaycan halkına sağlık getirmesini, şifa getirmesini diliyoruz. Pandemi dünya çapında mücadele isteyen gerçekten de çok ciddi bir bela ve bu belayla mücadelede bütün ülkelerin, bütün devletlerin birbiriyle dayanışma içinde yan yana olmaları gerekiyor. Türkiye ile Azerbaycan bugüne kadar her konuda bir arada oldular, birlikte yan yana oldular ve birbirlerine destek verdiler, güç verdiler. Pandemide de birbirimize destek olmaktan daha tabii bir şey yok. Bu nedenle bugün Azerbaycan'a bu malzemeleri gönderdik ve uçağımız da geldi. İnşallah bundan sonra da işbirliğimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu bizim kardeşliğimizin bir gereği. Bir arada birbirimizle güç vermemizin bir gereği. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ve Azalın Vice Prezidenti Eldar Hacıyev de yanımızdadır. O da fikirlerini bizimle bölüşüyor. Bugün Heydar Aliyev Havalimanı'nda inmiş. Türkiye Hərbi Hava Qüvvətlərinə məxsus olan bu təyyarənin getirdiği bu yardım elə bir millet, iki dövlət məfhumunun təcasümlərindən biridir. Və bir de onu qeyd eləmək istəyirəm ki, elə mülki aviasiya qurumları olarak da ilk olarak uçuşlarını Azərbaycan Respublikası ve Türkiye Respublikası arasında açıldı ve keçən haftadan başlayarak haftada iki dəfə, üzümüzə gələn haftadan isə inşallah uçuşların sayı her tərəfdən Türk Hava Yolları tərəfindən 4 dəfəyə qaldırılacak, Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən də 4 dəfəyə qaldırılacak. Bir millet, iki devlet. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan. Teşekkürler. Çok sağ olun her birinize. Teşekkür ederim. Böyle, qeyd etdiyimiz gibi tarihi bir anın şahidi oluruz. Türkiye'den gelen yardım təyyarəsi artık boşaldıldı. Ve ben önemli bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, 30 ədəd süni nəfəs aparatı, 55 min ədəd kombinizon ve 50 min ədəd maska, eyni zamanda
anda 100 min ədəd cərrahi maska və 5 min ədəd tibbi eynək, 200 min ədəd əlcək və virusun müalicəsində istifadə olunan 40 min qutu müxtəlif dərman preparatları göndərib Türkiyə. Və bildirmək istəyirəm ki, qardaş ölkə koronavirus pandemiyasının yayılmasından sonra 100-dən çox ölkəyə yardım edib. Bugün də Azərbaycana yardım göstərdi və biz də birbaşa yayımız vasitəsilə bu tarixi anı sizə çatdırdıq. Siz isə realın efirini izləmədə qalın.